Selam millet, ben Şefik ve bu da Manor Lord. Yeni oyunlardan biri ama henüz çıkmadı. 26 Nisan'da erken erişime sunulacak ve aynı gün PC Game Pass kütüphanesinde eklenecek. Strateji türünde tek bir yapımcı tarafından geliştirilen ve inanılmaz detaylara sahip bir oyun. En çok beklediğim oyunlardan biriydi. Neyse ki çıkış tarihi nihayet geldi. Ve 2 hafta önceden de oyunun kodu elime geçince oyunu size göstereyim istedim. Aslında daha önce bir video çekmiştim. 1,5 yıl kadar önce bir demo sürümü yayınlanmıştı. Onu oynayıp oyunu size göstermiştim ama şimdi çok daha detaylı, içerik açısından çok daha zengin bir sürüm var elimizde. Oyun detaylarına geçmeden önce hatırlatmamı yapayım. Kanala destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda oyunla ilgili görüşlerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Şimdi biz bu oyunda orta çağda bir lord rolüne bürünüyoruz. Bir köyümüz var, bu köyün başına geçiyoruz. İnsanların ihtiyaçlarını karşılıyoruz, köyü büyütüyoruz. Daha fazla kaynak topluyoruz, ordular oluşturuyoruz. Komşularımızla ilişkiler kuruyoruz, ticaret de yapabiliyoruz, gerekirse savaşabiliyoruz. Aynı zamanda haydutlara karşı da toplumumuzu, halkımızı korumaya çalışıyoruz. Bunları yapmak için tabii ki yeni bir oyun açmamız gerekiyor. Yeni bir oyun açarken portre seçiyorsunuz kendinize. Sonrasında burada bir bayrağınızı belirliyorsunuz. İşte burada armalar var, arka plan görselleri var, simgeler var vesaire. Bunları da seçiyorsunuz. Renklerini, ayarlarını, her şeyini yapıyorsunuz. Ya da bir görsel hazırladıysanız oyuna bunu aktarabiliyorsunuz. Ben yapmıştım. Kanalın logosunu koymuştum. Sonrasında devam et dediğinizde burada 3 tane senaryo taslağı var. Bunların farklı zorlukları ya da farklı hedefleri var. İşte bir tanesi topraklarını refaha ulaştır. Bir tanesi barış yeniden sağla. Bir tanesi diken üstünde ki ben aslında bundan başlamam gerekirdi daha kolay olsun diye barış yeniden sağlaya başladım. Muhtemelen biraz işler zorlaşacak diye düşünüyorum. Burada aslında diğer detayları da değiştirebiliyorsunuz. İşte nihai hedef nedir? Oyunda büyümek mi hedefiniz? Fethi yapmak mı yoksa hiçbir hedefiniz yok? Bunları seçebiliyorsunuz. Harita düşmanlaştı, baskın sıklığı, başlangıç mevsimi, başlangıç erzak miktarı, işte mühimmat vesaire tüm bunları seçiyorsunuz ve yeni oyuna başlıyorsunuz. Ben yeni oyuna başladım. 3 saat kadar oynadım. Köyümü biraz büyüttüm. Henüz bir savaş olayına girmedim. Bu videoda o savaş kısmını zaten size gösteremeyeceğim ama şimdilik işler fena gitmiyor diyorum ve hemen hazırladım. Şu ana kadar da sapasağlam ayakta tuttum. Köyüme geçiyorum. Ve karşınızda henüz emekleme aşamasında olan ama fena da durumda olmayan köyüm. Şimdi oyunun süreci şöyle işliyor. Oyunun en başında bir tane çadırınız var. Şurada bir yerde duruyordu, artık yok. Burada insanlarınız ve bir miktar kaynağınız var. Zaten oyuna başlarken zorluk seviyesinde seçiyorsunuz. Kaynak miktarıdır, işte uğrayacağınız saldırı sayısıdır, frekanstır vesaire, bunları da seçiyorsunuz. Ben ortalama zorluktan girdim. Ve burada bir çadırım vardı, burada insanlarım vardı, kaynaklarım vardı. Sonrasında bu insanların kalabileceği evleri inşa etmemiz gerekiyor ki şurada ben inşa etmeye başladım. Aslında bir orta çağ köyü, daha belki dağınık yayılırdı. Ben çok düzenli bir şehir yapmaya, köy inşa etmeye çalıştım. Bu evleri yapıyorsunuz. Sonrasında tabii ki kaynaklarınız da dışarıda duruyor. Bu kaynakları da korumanız lazım. Bunlar için de ambarlar yapıyorsunuz. Kaynaklar oraya gidiyor, insanlar evlere gidiyor. İlk aşamayı halletmiş oluyorsunuz. Tabii ki evleri yapmak için ya da diğer yapıları inşa etmek için klasik bu tarz oyunlarda olduğu gibi ağaç kesmeniz gerekiyor. Oradan odun elde ediyorsunuz. Onları kesebiliyorsunuz. İşte kereste vesaire yapıyorsunuz. Tabii ki yakacak da lazım. Onlardan odun kömürü de yapıyorsunuz. Ve ilk aşamaları bu şekilde aslında atlatmaya çalışıyorsunuz. Sonrasında yavaş yavaş insanların ihtiyaçları başlıyor. Bunun için bir tane pazar yapıyorsunuz. Bu pazarı yaptıktan sonra buraya eklentiler de yapabiliyorsunuz. İnsanlar buradan yemek alıyor, yiyecek alıyor, odun alıyor, işte yakacak alıyor vesaire. Ve bu şekilde denge yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Şimdi ilk olarak tepedeki göstergelerden başlayayım. Hani bu tarz bir oyunda nereden başlayayım? Daldan dala ilerleyeceğim muhtemelen, atlayacağım ama şöyle başlayalım. Yukarıda atanmış ve atanmamış olmak üzere burada insanlar, aileleri görüyorsunuz. Şimdi herkese bir iş verirseniz ve boşta kimse kalmazsa inşaat işleri olmuyor. Önce bunu söyleyeyim. Yani boşta mutlaka birilerinin durması lazım ki yeni bir şey inşa etmek istediğiniz zaman birileri onları inşa edebilsin. Yaptığınız yaşam alanlarını görüyorsunuz, binaları görüyorsunuz, nüfusunuzu görüyorsunuz. O insanların memnuniyetini görüyorsunuz, onları nasıl mutlu ediyorsunuz vesaire ki burada artı ve eksi efektleri buradan takip edebiliyorsunuz. Yine toplumun düzenini takip ediyorsunuz. Bölgesel zenginliğimiz, sahip olduğumuz hayvanlar. Oyun başına bir tane hayvan veriyor size. Ve yine erzakların bizi ne kadar süre götürecek. İşte yiyecek ve yakacak bizi ne kadar götürecek. Bunu da buradan takip edebiliyorsunuz ki şu an Ekim ayındayız. Kış geliyor. Yakacağı bol bol ihtiyacımız olacak. Burada şehrimizin ismi var. Köyümüzün ismi var. Buraya basacağım. Sağ tarafta da kaynakları genel başlıklar altında görüyorsunuz. İşte inşaat malzemelerinde işte kereste, kalas, taş vesaire. Yiyeceklerde işte et, sebze, meyve, bunları görüyorsunuz. Yakacak zaten sadece yakacak odun yapıyorum, henüz kömür yapmadım. Mahsuller var, tarım işini hiç beceremem bu tarz oyunlarda ama mahsul kısmı var. Üretim malzemeleri var, işte tahıldan tutun da deriye, işte demire, levhadan ipliğe, bunları görüyorsunuz.
Yine temel ürünler var ve burada da askeri malzemelerimiz var. Büyük kalkanımız ve mızrağımız varmış. Savaş sistemi demo sürümünde yoktu. Bunda var ama henüz savaşmadım. Orası tam olarak nasıl işliyor bir fikrim yok. Şimdi köyümüzün ismini değiştirebiliyoruz ama onun dışında şöyle bir olay var. Köye tıkladığınız zaman böyle bir geliştirme ağacı açılıyor. Burası yeni teknolojileri açtığımız ve aslında daha etkili hale gelmemizi sağlayan kısım. Burada tabii 4 kategoriye ayrılmış. Burada sizin hangi yönde ilerleyeceğinizi kendiniz karar vereceksiniz. Yani yukarıya gittiğinizde işte koyun yetiştirme, meyvecilik, gübreleme, işte tarım, hayvancılığa biraz yöneliyorsunuz. Sol taraf biraz daha toplamaya yönelik diyebilirim. İşte avcılık var burada, orman yönetimi var, arıcılık var vesaire. Bazıları kapalı. Bunlar muhtemelen erken erişim süreci ilerledikçe açılacaktır. Sağ tarafta yine yabancı tedarikçiler diyor, ticaret lojistiği diyor. Burası daha çok ticaret kısmı. Çabucak anlaşılabilir. Daha iyi teklifler. Orada tabii daha iyi tekliflerle daha ucuz, daha iyi malları almak gibi düşünebilirsiniz. Ve alt tarafta da yine kaynak toplama sanırım. Kömür yakmadan temel zırh yapımı, derin madencilik, zırh vesaire. Bunları da buradan yapıyoruz anladığım kadarıyla. Puanları topladıkça sonuç olarak burada bu puanları harcıyoruz. Kanunlar kısmı var. Bunların da birçoğu yani yarısından fazla kapalı ama bu kanunları da imzalayarak insanların ya da işte köyün sağladığı faydaların tercihlerini yapabiliyorsunuz. Bazıları gördüğünüz gibi hala kilitli. Sıkı oruç diye bir şey var. Vatandaşlar her 5. öğünü es geçiyormuş mesela. Burada yiyecek tüketimi azalıyor mu? Memnuniyet de düşer tabii ki. Benim imzaladığım şey ise zengin rezervlerdeki yabani hayvanlar %50 daha az mahsul verimi karşısında 2 kat daha hızlı ürer. Güzel. Üretim kısmı var, boş. Şimdi öncelikle şu köyümü biraz kabaca size gösterdim. Ama oyun haritası şöyle. Şimdi bu bizim yaşadığımız bölge. Burada kaynakları görebiliyorsunuz. Yabani hayvan var. Burada kil varmış. Şurada demir varmış. Burada meyve rezervi varmış ki ta buraya da bir yerleşim sağladım. Buradan buraya meyve taşıyorum. Onun dışında komşu bölgelerimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane komşu bölgemiz var. Burada diplomasi tarafında 2 muhatabımız var. Hildebolt van Berenut. Bir de tabii ki bizim bölgemize de giren Halutlar. Bunlardan birine tıkladığınızda bir diplomasi diyaloğu kurabiliyorsunuz. Burada işte onlarla iletişim kurma, müzakere etme ya da onlara karşı beyanat vermediğim böyle seçenekler var. Şu anda çok fazla yok. Burada nüfuzumuz da görünüyor. Mesela sevgili Outlaws demek biraz tuhaf oluyor ama burada mesela seninle tanışmak güzel diye bir metin yazıp gönderebiliyoruz. Onun karşılığı olacaktır diye düşünüyorum. Tekrar köye dönelim. Üretim kısmından devam edelim. Kaynakları söyledim. Sağ tarafta bu arada kendimizi görüyoruz. Onun dışında hazine, yıllık kraliyet vergisi, nüfuz ve kralın desteği gibi detayları da görebiliyoruz. Bir yere ele geçirmeye çalışırken burada hak iddia etme olayı vesaire var. Şu anda bizim herhangi bir şeyimiz yok. Küçücük bir köyüz. Aslında küçük köyden büyük köye geliştirdim kendimi. Ama daha bu işlere, bu tip diplomasi işlerini ilerletmek için daha yolumuz var diye düşünüyorum. Bu arada şöyle köy ismine geldiğinizde hani nasıl seviye atlayabileceğinizi gösteriyor. İşte 7 tane tımar arasını 2. seviyeye getir, 3 tanesini 3. seviyeye getir ki bir sonraki level'a çık diye bir haydut kampı görünmüş. Hemen bakalım, burada gördüğünüz gibi yerleşmişler. Tekrar köyümüze dönelim. Şimdi demo sürümünün demo videosunu izlemeyenler için gösterebileceğim çok güzel detaylar var. Bunlardan biri şu: oyunun ev inşa etme olayı mükemmel. Yani bu tarz oyunlarda bir ev modeli vardır, alırsınız pıt 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 koyarsınız. Bunda çok organik oluyor her şey. Şöyle ki üretimde yapılan şeyleri göstereceğim ama şuradan bir ev yapımı göstereyim. Ev yapmak istediğinizde şöyle mesela bir noktayı seçiyorsunuz. İkinci noktanız ön cephe oluyor. Üçüncü noktanız ve dördüncü noktanız. Bunları seçtikten sonra, burası biraz küçük oldu yalnız, şöyle bir açıyı değiştireyim. Bunu onayladıktan sonra orayı ev inşa oluyor. Ben biraz daha büyüteceğim onu. Böyle yapalım. Burası da istediğim büyüklüğe. Şöyle oldu. Dördüncü noktayı koyduktan sonra, onayladıktan sonra burası bir ev oluyor. Burada bir inşaat başlıyor. Şimdi normalde evleri belli bir boyutun altında yaparsınız alanı, tek ev oluyor. Ya da işte paralel bir şekilde benim gibi yaparsınız 2-3 ev oluyor. Yalnız bu evleri daha büyük alanlara inşa ederseniz, şimdi bunlar normal ev. Hani bunun alanında çok bir şey yok. Sadece evi büyütebilirsiniz ama daha geniş alanlara ev yaptığınız zaman o evlere ekstra eklentiler yapabiliyorsunuz. Mesela bu evin arka bahçesi çok uzun. Burada bir tavuk kümesi yapabiliyorsunuz. Bunda da mesela sebze bahçesi yapmıştım. Burada farklı seçenekler var. İşte bunlarla beraber aslında evler arasındaki farklılık köyün daha güzel görünmesini sağlıyor. Organik olarak da, yani böyle hani o yapay değil de daha doğal gibi görünüyor diyebilirim. Oyunun en güzel taraflarından biri bu. Şimdi hazır elimdeymişken şöyle biraz da yaklaşayım.
Bu arada kışa denk geldi. Kışın çektiğim videoyu. Yazın çok güzel görünüyor. Oyun böyle etraf vesaire. Tabii kışın da güzel yağmur yağıyor, fırtına çıkıyor, işte yıldırımlar düşüyor vesaire. Belki böyle bir ana da denk geliriz. Şimdi şu üretim kısmına geleyim. Yollar klasik yani. Evleri birbirine zaten yakın yaptığınızda kendileri böyle ufak yollar çizse de sizin bu yolları bağlamanız önemli. Çünkü yollar tabii ki ulaşım hızını arttırıyor. Özellikle kaynak toplanırken, daha doğrusu kaynak taşınırken bu çok işe yarıyor. Yol dışındaki inşaat seçeneklerine bakalım. Şurada bol bol kategorimiz var gördüğünüz gibi. Toplama dediği klasik tomruk kampı yapıyorsunuz. İşte Oduncu Kulübesi, Hızarhane, Ormancı Kulübesi. Şu an benim açmadığım kömür fırını var. Avcı kampı, hayvancılık için toplayıcı kulübesi, etraftan meyve toplamamız için ve arı kovanı, buradan da bal toplamamız için. Hatta ben ondan iki tane yapmıştım. Bakın burada. Tabii her yaptığınız binaya birilerini atamanız gerekiyor. Binalar kendi kendine çalışmıyor. İnsanları nüfusunuzu arttırıp ev yapıp nüfusu arttırıyorsunuz. Sonrasında bu insanları işlere vermeniz gerekiyor. İkinci kategorimiz madencilik. Burada taş ustası kampı ve maden ocağı var. Lojistik kısmında yine tahıl ambarı, ambar, kaynak alanı ve bağlama kazı. İşte bunlar da yine kaynakların saklanması ve taşınması için önemli. Konut dediğim ev yaptım zaten ama ev dışında işte kuyu yapabiliyorsun. Su ihtiyacını gidermen için bunlar temel şeyler zaten. Başta mutlaka yapmanız gerekiyor. İşte pazar yeri yapıyorsunuz. Bunun güzelliği insanlar buradan ihtiyaçlarını karşılasın diye. İşte yemek alsınlar, giyecek alsınlar, yakacak odun alsınlar vesaire. Onun dışında pazar yerini gösterdim. Bunun eklentileri var. Şuraya koymuştum. Terk edilmiş ama. İşte yakacak odun ve yiyecek arabasını da eklenti olarak yapabiliyorsunuz. Bunları da teknolojiyle zaten açıyorsunuz. Onun dışında bir han yapıyorsunuz. Ben de var ama aktif değil. Çünkü bira üretmiyorum. Ahşap bir kilise yapıyorsunuz. Kilise önemli. İhtiyaçları karşılamak için ve bir ceset çukuru dedi de aslında mezarlık. Şimdi tam bu noktada şundan bahsedeceğim. Ev yapıyoruz ya. Benzer oyunlarda olduğu gibi bir evi yaptıktan sonra siz oranın ihtiyaçları oluyor. Level 1 bir evi seçeyim. Su istiyorlar, kilise istiyorlar, yakacak tezgah, yiyecek tezgah ve giyecek tezgah istiyorlar. Bunları yaptıktan sonra insanlar zaten mutlu mutlu yaşamaya başlıyor. Askeri ekipmanlar yazıyor ama hiç yok. Bu ekipmanları da sağlamanız lazım ki bir savaş durumunda insanlar işte kılıcını bilmem nesini kapıp savaşa katılabilsin. Bu arada kilisenin inanç katkısı dışında şöyle küçük bir detay var. Buradan çan sesi bile değiştirebiliyorsunuz. Değiştirin, bunun achievement'ı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Üretim kısmında her şeyi gösterdim mi? Göstermedim. Tarım kısmı var. Tarla yapıyorsunuz, çiftlik evi yapıyorsunuz ki tarlada insanlar çalışsın diye. Yine koyun çiftliği yapabiliyorsunuz. Bunların zaten her şeyin, yani orada ne var ve ondan ne elde edebilirsiniz yazıyor. Yani oyunda aslında birçok şeyi açıklıyor size. Yine yel değirmeni, işte tahılı un yap, onu da ekmek yap. Bu klasik üretim zinciri. Yine burada haddane, nalbant, kil ocağı, maltane, tabakhane, dokuma atölyesi ve boya atölyesi gibi seçenekler var. Ticaret kısmında ticaret merkezi ve hayvan pazarı var. Ben bunları yaptım ama biraz işletmesini çok beceremedim. Buraya geldiğiniz işte ticaret ağları kurabiliyorsunuz. Yani ithalat ve ihracat emirleri verebiliyorsunuz. Ve bunun belli bir maliyeti oluyor vesaire. Bunlar da altı kategoride zaten. Üretim ürünlerinden yiyeceklere vesaire. Bunların hepsini burada görmüş olursunuz. İthalat için fonum yokmuş zaten, direkt yazdım. Param yok şu anda. Böyle bir kısım var. İdari kısım. Yerleşim kamp oyunu başladığımız yeriydi galiba. Ama bunun dışında tabii ki bir köşk yapıyoruz. Köşkü de göstereyim. Dümdüz bir köşk. Birazcık kendimi kasabadan bir tık uzağa koyayım dedim. Ben burada yaşıyorum diye düşünerek. Şöyle göstereyim. Şimdi burayı yapıyorsunuz. Tek bir bina. Hani çok gösterişli değil ama kale planlayıcısı diye bir şey var. Bunu açtıktan sonra buraya duvarlar, kapılar, işte dış kuleler, garnizon kuleleri ve vergi dairesi gibi, ki hazır elimdeymişken bunu yapayım. Vergi toplayalım artık. Bunları yapıyorsunuz ve burayı büyütüyorsunuz ve hemen bir save'i de aldı oyun. Bunu yaptıktan sonra burada işte ekstra binaları eklediniz diyelim. Bunları yaptıktan sonra burada toplam maliyet görünüyor. Siz bunu onayladıktan sonra da artık bu inşaat başlıyor. Bunun alanı biraz büyüdü gördüğünüz gibi. Hemen burada inşaat zaten en yüksek demiş. Biraz hızlıca yapsınlar ki para da toplamaya başlayalım. Bir inşaat tamamlanmış. Şurada bir ev yapmıştım hatırlıyorsunuz. Bakın bu ev mesela diğerleri çok düzken daha güzel bir tasarım oldu. Farklı bir yapısı oldu. Bunun level'ını arttırabiliyoruz. Bütün ihtiyaçları zaten gideriliyor. Bu arada yaşam alanı da genişletebiliyormuşuz ki buradaki aile sayısını ikiye katlayabiliyormuşuz. Bunu da göstermiş olduğum ve sanırım bir de kozmetik kısmı var. Sadece iki seçenek var. Çalı silmek ve mabet dikmek. Zaten bir tane dikmiştim. Bunu da göstereyim. Zaten kozmetik bir şey. Şöyle bir yapı. Şimdi ordu kısmı var. Bu kısımda hala
çok fazla çözemedim ama burada yeni bir birim oluşturmak istediğinizde işte piyade milis, mızraklı milis, kargalı milis ve okçu milis diye bunları oluşturursun. Bunlar tabii ki savaşlarda işinize yarıyor. Şu an ben savaşmadım ama Surat'ta bir baskıncı tehdidi var. Bir noktada savaşmam gerekecek. Burada bir ordu oluşturmaya çalıştığınızda, daha doğrusu bir birim oluşturmaya çalıştığınızda neye ihtiyacı var gözüküyor? Hangi silaha ihtiyacı var? Bunları da buradan takip edebiliyorsunuz. Onun dışında bir paralı asker kiralama olayı var. Paranız varsa açgözlü akbabalar, çılgın kas sürüsü, yaramaz evlatlar diye farklı isimlerde buradan farklı paralı askerleri de kiralayabiliyorsunuz. Haritayı da göstermiştim, orduyu da göstermiştim. Bundan sonra ne gösterebilirim bilmiyorum. Çünkü oyundaki bütün detayları öğrendikten ve mekanikle çözdükten sonra aslında bir denge oturtmanız gerekiyor. Büyümeniz gerekiyor. Daha fazla nüfus, daha fazla kaynak. Onları mutlu edip orduyu büyüteceksiniz ve bir noktadan sonra işte büyürken çevre bölgeleri de ele geçirmeye çalışacaksınız. İlk oyun demo videosunda da göstermiştim. Tekrar gösterip oyunun en güzel yanlarından biri şu arkadaşlar. Şu benim. Ziyaret modu. Basıyorsunuz ve bir anda kendinizi kasabada buluyorsunuz. Buradan sonra etrafta gezebilir. Halkınız ne yapıyor yakından görebilirsiniz. Şöyle bir pazara uğrayalım. Koşa da biliyoruz. Aslında koşmayalım, ürkütmeyelim. Şöyle pazara uğrayalım. Dikini mi düşürdüm? Ha, buradan bir şey aldın. Yakacak odun vardı aynen. Şurada da ekmek vardı. Bunlar ekmek galiba. Da buradan geçti. Gördüğünüz gibi halkımız burada satış yapıyor. Odun satan var. Bu da galiba meyve satıyor. Burada deri satılıyor olabilir. Ve yine burada diğer satışlar. Bakın herkes çalışıyor. Ben de onları selamlayayım diyeceğim ama selamlayamıyorum. Gördüğünüz gibi halkımız burada çalışıyor. Pazarda alışverişini yapıyor. Aa, burada da et satışı varmış bakın. Etler buraya gelmiş. Bu şekilde halkınızı yakından takip edebiliyorsunuz. Şimdi oyunda o kadar çok detay var ki yani küçük küçük böyle hani şimdi bu tarz oyunlarda işte karakterlerin hareketi, işte yapıların inşası vesaire bunlara belki bazılarınız önem vermiyordur ama böyle oyunun güzel görünmesi için ve üzerine çalışıldığını anlamanız için aslında bu detaylar çok önemli. Oyundaki karakterlerin yürüyüşü, işlerini yaparkenki animasyonlar, yine belki videoda göstermişimdir. Burada henüz daha sonra avcılık yapan olmadığı için burada göremiyoruz ama bir hayvanı yakaladıktan sonra onun üstünde çalışması ince ince görebiliyorsunuz. Hani nasıl bir süreçten geçiyor, o kadar detaylı hazırlanmış ki bazen böyle oturup bunları izlemek isteyebiliyorsunuz. Yani ağaç kesim vesaire değil ama inşaat da aynı şekilde. Bir evin inşasını detaylı şekilde görebiliyorsunuz. Adım adım takip edebiliyorsunuz. Aslında evi inşa ederken keşke gösterseydim. Ya da bir yangın çıktığında, bir şey olduğunda yine o yıkılma sürecini falan. Acayip güzel oluyor. Mesela bir yangına denk gelmiştim. Herkes kuyuya koşuyor. Herkes işini gücünü bırakıyor. Kuyudan su taşıyorlar vesaire. Ya bazen hakikaten böyle yönetim işini bırakıp sadece izleyici konumuna geçmek isteyebiliyorsunuz. Oyundaki detaylar. Yüzünden diyeyim. Başka anlatacak neyim var? Bu tarım işini ben hiçbir oyunda beceremiyorum. Burada da beceremedim. Zaten Kasım ayı oldu. Burada tarımın belli aşamaları var tabii ama verim de çok düşüyor. Sürekli olarak üretim yapmak zorunda değilsiniz. Verimliği arttırmak için bekleyebilirsiniz. Ha, burada tabii tarım işine girerken ya da diğer bazı kaynaklara yönelmek isterken şöyle bir gösterge bölümü var. İşte yeraltı suyu nerede? Kuyu ona göre yapacaksınız. Ben burada kuyu yapmışım. İşte gernik, keten, arpa, çavdar bunları da görebiliyorsunuz. Bu arada koku ve yangın tehlikesi de var. Ama bunlar geliştirme aşamasında diyor. Herhalde şu an aktif değil diye düşünüyorum. Bunlar da herhalde sizin belli kararları verirken rotanızı çizmenize vesile olacaktır diye düşünüyorum. Acaba başka size ne gösterebilirim? Şimdi ev inşa ettik, bir şeyler yaptık. Nüfusumuzda bir tık daha artış oldu. Ben şurada arı kovanına bir kişi atamıştım galiba. Bakayım. Aynen, burada boşluk var. Oraya birini daha atayalım. İnsan atamazsanız orası çalışmıyor. Çalışmadığı zaman da farkına ya da bir binayı taşıdığınızda mesela biri çalışıyorken taşıdığınızda içi boşalıyor aslında. Tekrar birini atamanız gerekiyor. Yani bunların takibini yapmazsanız böyle üretimin ilerlemediğini anlayamayabilirsiniz. Çok kritik bir şey size zaten buradan görüyorsunuz. İşte erzak tükenecek, yiyecek. Şu an yiyecek sıkıntım var ama bunların takibini yapmak önemli. Bakalım buradakiler ne yapıyor. Sen buradan mesela odun taşıyorsun. Seni biz direkt sabit olarak takip edebiliyor muyuz?
takip edemiyoruz galiba. Ama bir binaya bastığınızda, böyle şu binaya bastığınızda, halka bastığınızda bu bina, yani bu binayla bağlantısı olan herkesi takip edebiliyorsunuz. Biri işte toplama yapıyor, biri satıcı satışa gidiyor vesaire. Onun evini de görebiliyorsunuz. Yani bu takipleri yaparak aslında, tabii çok kalabalıkken bunları yapmazsınız ama işlerin nasıl yürüdüğünü de görebilirsiniz. Şimdi ben bu videoda daha çok böyle hani 3 saatin sonunda nasıl bir köy inşa ettiğimi göstermiş oldum. Çok fazla belki detaya girememiş oldum. En azından savaş kısmını ve ticaret kısmını göstermemiş oldum ama oyunun ilk aşamalarında yapacağınız şeyleri göstermiş oldum. Oyunu daha fazla oynadıkça, daha fazla şey gördükçe belki savaş kısmından bir ordu inşa edebilirsem savaş kısmını göstermek isterim. Çünkü demoda o yoktu. Orası da çok başarılı görünüyor gördüğüm kadarıyla. Onu gösterebilirim. Onun dışında yine oyunla ilgili yenilikler oldukça, işte erken erişim sürecinde ekstra şeyler geldikçe tekrar bir video çekebilirim diyorum. Ve şimdilik oyunun bu giriş aşamasını tanıttıktan sonra bu videoyu burada sonlandırıyorum. Oyunu almak isterseniz, yani Game Pass aboneniz yoksa satın almak isterseniz diye Steam linkini açıklama kısmında bırakıyorum. Fiyatı belli miydi hatırlamıyorum. Belliyse buraya yazarım. Belli değilse de zaten 13 gün sonra satışa sunulduğunca, oyun satışa çıktığında fiyatı netleşir. Oyun bence şu ana kadarki haliyle bile, yani erken erişime girecek ilk versiyonuyla bile, 13 gün sonra sizin de alıp oynayabileceğiniz versiyonu bile bayağı bir şey vaat ediyor. Tek bir yapımcı geliştirdiği için tabii ki süreç biraz uzun olabilir. Bunu da dikkate almak lazım ama en çok beklediğim oyunlardan biri olarak şu ana kadar oynadığım süreçten zevk aldığımı söyleyebilirim. Birkaç dengesizlik var. Bunlar da zamanla çözülecektir. Yani kaynak toplama ve yönetme, bazıları yönetme konusunda bazen zorlanabiliyorsunuz. Tabii ki zorluk seviyesini düşürerek bunu da halledebilirsiniz ama böyle bir tespitim olduğunu da söyleyeyim ve köyümde yürürken bu videoyu burada sonlandırayım. Başka bir videosunda görüşürüz.